İyi dersler çocuklar. Bugünkü Türkçe dersimizde temamız erdemler. Hemen tema sayfamıza geliyoruz. Burada ne görüyoruz? Bir çark. Bu çarkın içinde bazı erdemlerle ilgili kelimeler verilmiş bize. Hemen bu kelimelerimize bakalım. Dürüstlük. Dürüstlük bir erdemdir. Dostluk, adalet, cesaret, saygı, sabır, nezaket, sevgi. Bunlar erdemlerimiz. Biz bu temamızda erdemlerle ilgili metinler okuyacağız, etkinlikler yapacağız. İsterseniz şimdi okuyacağımız metinle ilgili hazırlık çalışmalarına geçelim. Hazırlık çalışmalarımızda bize ne demiş? İlk sorumuz, okuyacağınız metnin resimlerine bakarak metin hakkında konuşunuz demiş. Şimdi ben size resimleri açacağım ve biz bu resimler hakkında acaba bu resimler bize neler anlatmak istemiş bunun üzerine konuşacağız. Bu resimde ne görüyoruz? İki tane çocuk görüyoruz. Bunlar muhtemelen öğrenci. Bu sonuca nereden vardık? Çünkü bir okul sırasında oturuyorlar. Sizin oturduğunuz gibi sıralarda oturuyorlar. Üzerinde okul üniformaları, okul kıyafetleri var. Sonra bakıyoruz, erkek olan öğrenci mutsuz gözüküyor. Suratı asık, kaşları çatılmış, sinirli de olabilir, üzgün de olabilir. Yanındaki kız ne yapıyor? O elini onun omzuna koymuş. Daha güler yüzlü, daha mutlu gözüküyor. Belki de onu teselli etmeye çalışıyor. Hikayemizi okuduğumuz zaman bunu öğreneceğiz. Bir sonraki resmimize bakıyoruz. Bu resimde muhtemelen az önceki üzgün çocuk bu resimde bir büyüğünden hediye alıyor. Bu büyüğü kim olabilir? Evet, babası olabilir, dayısı olabilir, amcası olabilir veya öğretmeni de olabilir. Şu an bunu bilmiyoruz ama hikayemizi okuduğumuz zaman öğreneceğiz. Evet, bu resim hakkında ne düşünüyorsunuz? Evet, bu resimde ağlayan bir bebek görüyoruz. Bu bebeğin elinde bir robot var ama gördüğünüz gibi kolu, bacağı kırılmış. Sanırım oyuncağı kırıldığı için ağlıyor. Bakalım neler olacak. Bu resimde ne görüyoruz? Aynı bebeği görüyoruz ama bu sefer gülüyor, mutlu. Neden mutlu diye bakıyoruz. Yanında kendisinden daha büyük birisi var. Kim olabilir dersiniz? Evet, ben de abisi olduğunu düşünüyorum. Abisinin elinde kırmızı bir araba var ve bunu kardeşine doğru uzatıyor. Muhtemelen birlikte oynayacaklar. Bakalım şimdi hazırlık çalışmalarımızın ikinci sorusuna. Eşyalarınızı başkalarıyla paylaşır mısınız diye sormuş kitabımız. Paylaşmak üzerine biraz konuşalım. Paylaşmak nedir sizce? Elimizdeki şeyleri, eşyaları, oyuncakları arkadaşlarımızla birlikte kullanmak bir paylaşmak olabilir. Veya elimizde aynı şeyden iki tane varsa, mesela iki tane kalemimiz varsa birini arkadaşımızla paylaşabiliriz. Paylaşmak güzel bir şeydir arkadaş, çocuklar. Üçüncü sorumuza, ya siz eşyalarınızı başkalarıyla paylaşıyor musunuz? Kardeşinizle paylaşıyorsunuz, arkadaşlarınızla paylaşıyorsunuz. Evet, bazen yemeğinizi paylaşabilirsiniz. Üçüncü sorumuz, eşyalarınızı kullanırken zarar görmemeleri için neler yaparsınız diye sormuş kitabımız. Çocuklar, siz eşyalarınızı zarar görmemeleri için nasıl kullanıyorsunuz? Dikkat ederek kullanıyorsunuz, özenli bir şekilde kullanıyorsunuz, değil mi? Ve mesela bir defterinizi kullandınız, kaleminizi veya bir oyuncağınızı kullandınız ve işiniz bitti. İşiniz bittikten sonra onu yerine kaldırmanız gerekiyor, değil mi? Yerlere atmamanız gerekiyor çünkü birisi yürürken basabilir, kırılabilir veya koyduğunuz yeri unutup kaybedebilirsiniz. O yüzden eşyalarımız zarar görmemesi için onları kullandıktan sonra yerlerine kaldırmalıyız. Dördüncü sorumuz bize ne demiş? Bir olaya üzüldüğünüz veya sinirlendiğiniz zaman nasıl tepki verirsiniz demiş. Düşünün bakalım, bir şeye üzüldüğünüz zaman siz ne şekilde davranıyorsunuz? Ağlıyor musunuz, yoksa küsüyor musunuz, konuşmuyor musunuz? Sinirlendiğiniz zaman bağırıyor musunuz?
elinizdeki şeyleri yerlere mi fırlatıyorsunuz? Bunlar yanlış davranışlar çocuklar. Bir olaya üzüldüğümüz zaman bizi üzen şey neyse, bizi üzen kişi neyse onunla gidip konuşmamız gerekiyor. Bu durumun bizi üzdüğünü ona anlatmamız gerekiyor. Konuşmamak, küsmek, ağlamak hiçbir şekilde çözüm değil. Evet, şimdi metnimize geçelim. Bakalım bu metin bize neler anlatmış. Metnimizin başlığı paylaşmak güzeldir. Okuyalım bakalım. Burak o yıl birinci sınıfa yeni başlamıştı. Evet, sizin gibi Burak da bu yıl birinci sınıfa başlamış. Bakalım neler olmuş. Hem öğretmenini hem de arkadaşlarını çok sevmiş, okula uyum sağlamıştı. Arkadaşları ve öğretmeni de Burak'ı çok seviyordu. Bir gün Burak okula çok üzgün ve sinirli bir şekilde geldi. En yakın arkadaşıyla bile konuşmuyor, öğretmeninin yüzüne dahi bakmıyordu. Böyle bir ders geçti, iki ders geçti. En sonunda sıra arkadaşı Hazal dayanamayıp Burak'a neden böyle davrandığını sordu. Burak önce bir şey anlatmak istemeyip arkasını döndü. Ama sonra Hazal'ın ısrarına dayanamayıp her şeyi tek tek anlatmaya başladı. Dün gece babası eve elinde hediye paketleriyle gelmişti. Burak'a ve kardeşine birer hediye almıştı. Burak heyecanla hediyesini açtı. O çok istediği uzaktan kumandalı araba onun da artık. Babasına çok teşekkür etti Burak. Çok mutluydu ama bu mutluluğu uzun sürmedi. Çünkü Burak'ın kardeşi Barış, babasının kendisine aldığı robotu oynarken kırmış ve ağlamaya başlamıştı. Sonra da Burak'ın uzaktan kumandalı arabasına göz koymuştu. Burak arabasını Barış'a vermek istemiyordu. Çünkü Barış'ın onu da kırmasından korkuyordu. Burak arabasını kardeşinden saklayıp okula gelmişti. Ama şimdi de aklı hep arabasındaydı. Ya Burak okuldan dönene kadar kardeşi arabasını bulur da oynarken onu da kırarsa? Burak bunu düşündükçe hem üzülüyor hem de sinirleniyordu. Burak'ı sakince dinleyen Hazal önce güldü. Sonra anlatmaya başladı. Hazal'ın da bir kardeşi vardı. Ve ilk başta onun kardeşi de tıpkı Burak'ın kardeşi gibi oyuncaklarla oynamayı bilmediğinden oyuncaklarını hep kırıyordu. Ama Hazal oyuncaklarını saklamak yerine kardeşine oyuncaklarla nasıl oynaması gerektiğini öğretmişti. Hatta birlikte oynamaya başlamışlardı artık. Ve o günden sonra Hazal'ın kardeşi hiçbir oyuncağı kırmıyordu. Ve tüm oyuncaklarla birlikte oynuyorlardı. Böylece eskisinden de çok oyuncakları olmuştu. Burak Hazal'dan bunları duyunca çok şaşırdı. Kendisi daha önce hiç böyle düşünmemişti. Burak o gün eve gider gitmez arabasını alıp kardeşinin yanına koştu. Ve kardeşine şöyle dedi. Hadi beraber oynayalım. Evet, metin hakkında ne düşünüyorsunuz? Beğendiniz mi? Demek ki bu resimde Burak kardeşinin oyuncak arabasını kırdığı için üzülüyormuş. Burada da hediye alan babasıymış değil mi? Kardeşine de Burak'a da birer hediye almış. Ama kardeşi oynarken robotunu kırmış. Ama Burak ne yapmış? Önce oyuncağını saklamış, kırılmasından korkmuş ama sonra demiş ki birlikte oynayalım. Yani ben sana oynamayı öğretirim demek istemiş. Birlikte oynayalım, oyuncaklarımız kırılmasın. Senin oyuncakların, benim oyuncaklarım, bir sürü oyuncağımız olsun diye düşünmüş. Şimdi etkinliğimize gelelim. Bu etkinlikte ne sormuş bize? Burak neden okula üzgün geldi diye sormuş. Evet, Burak neden okula üzgün geldi çocuklar? Burak okula üzgün geldi çünkü kardeşinin arabasını kırmasından korkuyordu. Kardeşinin onun arabasını ondan gizli gizli alıp oynarken onun da kırmasından korkuyordu, endişe ediyordu. Bu yüzden canı çok sıkılmıştı, çok üzgündü ve mutsuzdu, sinirliydi. Değil mi çocuklar? Evet, bunu yazalım. Babasının Burak'a aldığı hediye neydi diye sormuş kitabımız bize. Burak babasına ne hediye... Babası Burak'a ne hediye almıştı? Hayır, kardeşine robot almıştı. Ama Burak ne almıştı? Uzaktan kumandalı araba almıştı. Evet. Barış'ın oyuncağına ne olmuştu peki? Barış kimdi hatırlıyor musunuz? Barış Burak'ın kardeşiydi. Hangi oyuncağına ne olmuştu? Evet, robotu kırılmıştı. Nasıl kırılmıştı? Oynarken kardeşi kırmıştı. Peki Burak oyuncağını neden saklamıştı hatırlıyor musunuz?
Evet, Burak oyuncağını kardeşi kırar diye korktuğu için saklamıştı. Peki siz Buran yerinde olsaydınız, oyuncağınızı kardeşinizden saklar mıydınız? Kesinlikle oyuncağınızı kardeşinizden saklamazdınız. Evet, onunla birlikte oynardınız, ona oyun nasıl oynanması gerektiğini öğretirdiniz. Geçelim bakalım cevaplarımıza. Burada cevaplarımızı vermişiz. Ne demişiz? Kardeşinin oyuncağını kıracağını düşündüğü için Burak okula üzgün geldi demişiz. İkinci soruya babası Burak'a uzaktan kumandalı araba aldı demişiz. Üçüncü sorumuza Barış'ın oyuncağı kırıldı demişiz. Dördüncü sorumuza ise kardeşinin oyuncağını kıracağından korktuğu için Burak'ın oyuncağını sakladığını söylemiş. Zaten bunları söylemiştik. Şimdi ikinci etkinliğimiz. Bu metnimizin konusu nedir? Bu metin bize ne anlatıyor? Bunlardan bahsedeceğiz. Metnimize yeni bir başlık yazacağız ve aşağıdaki kelimelerle ilgili cümleler yazacağız. Okuduğumuz metnin konusu neydi çocuklar? Eşyalarımızı birbirlerimizle paylaşabilmemiz, kardeşimizle paylaşabilmemiz, arkadaşlarımızla paylaşabilmemiz. Yani bu metnimiz bize paylaşmayı anlattı, paylaşmayı öğretti, değil mi? Evet. Peki bu metne yeniden bir başlık yazacak olsak sizce ne olurdu bu başlık? Evet, kardeşlik olabilirdi. Uzaktan kumandalı araba da olabilirdi. Başka ne olabilirdi? Hediye olabilirdi çünkü babasının aldığı hediyeyle başlamıştı her şey. Peki şimdi aşağıdaki cümlelerle ilgili kelimelerle ilgili cümle yazacağız. Paylaşmak, teşekkür etmek, özür dilemek gibi kelimelerimiz var. Peki siz bu kelimeler hakkında nasıl cümleler kurarsınız? Paylaşmayı severim. Evet, olabilir. Paylaşmayı severim. Eşyalarımızı birbirimizle paylaşmak güzeldir. Olabilir. Evet, teşekkür ederim. Teşekkür etmek kelimemize geçelim. Teşekkür etmek. Annem bana hediye aldığı için teşekkür ettim. Annem beni parka götürdüğü için teşekkür ettim. Arkadaşım bana kalemini verdiği için teşekkür ettim. Evet, bunlar güzel cümleler. Özür dilemek kelimemiz var. Bu kelimeyle ilgili cümle kuralım. Kardeşimi üzdüğüm için özür diledim. Arkadaşımın kalemini yanlışlıkla kırdığım için özür diledim. Olabilir. Bakalım cevaplarımızda neler demişiz. Okuduğumuz metnin konusu paylaşmaktır demişiz ilk sorumuza. İkinci sorumuza başlık önerilerimize kardeşlik, hediye, uzaktan kumandalı araba gibi başlıklar söylemişiz. Evet, cümlelerimizde ne demişiz? Eşyalarımı arkadaşlarımla paylaşmayı seviyorum demişiz paylaşmak kelimesine. Teşekkür etmek, bana yardım ettiği için anneme teşekkür ettim demişiz. Özür dilemek, kardeşini üzdüğün için özür dilemelisin demişiz. Evet, şimdi üçüncü etkinliğimize geçelim. Aşağıdaki verilen kelimeleri hecelerine ayırıp hece sayılarını yazınız demişiz. Evet, ilk kelimemize bakıyoruz. İlk kelimemiz ne? Öğretmen. Hadi bunu heceleyelim birlikte. Öğretmen. Üç hece. Bu şekilde heceleyerek yazıyoruz. Evet, ikinci kelimemiz uyum. Uyum. İki hece. Evet, tekrar edelim. Uyum. İki hece. Evet, üçüncü kelimemize geçelim. Üzgün. Üzgün. İki hece gördüğünüz gibi. Evet, şimdi çocuklar dördüncü kelimemiz. Yakın. Hadi birlikte heceleyelim. Yakın. Yine iki hece. Evet, bu kelimeler metnimizde geçen kelimeler. Şimdi beşinci kelime sanıyorum. Evet, beşinci kelimemize geçtik. Beşinci kelimemiz arkadaş. Arkadaş. Üç hece. Hemen yanına hece sayısı kısmına 3 yazalım. Ders. Ders. Heceleyemiyoruz. Tek hece. Ders. Bir. Tek hece. Evet. Bir sonraki kelimemiz ısrar. Is. Rar. İki kelime. İki hece. Is. Rar. Hemen onun yanına da 2 yazalım. Heyecan. Heyecan. Hadi bunu birlikte heceleyelim. He. Ye. Can. Üç. Üç hece. H 1, Y 2, can 3, H can 3 hece. Evet, bir sonraki kelimemiz kumanda.
Hadi birlikte heceliyoruz. Yine kumanda, kumanda. Üç hece. Teşekkür. Bakalım bunu nasıl heceleyeceğiz? Teşekkür. Hadi birlikte. Teşekkür. Yine üç hece. Teşekkür. Sırada mutluluk kelimesi var. Mutluluk. Mutluluk kelimemizi heceliyoruz şimdi. Mutluluk. Yine üç hece. Mutluluk. Mutluluk. Sonraki kelimemiz robot. 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 İki hece. Bunu da yanına yazalım. Sıradaki kelimemiz oyuncak. 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 Üç hece. Beraber. Beraber. Yine üç hecemiz var. Beraber. Hecelemek neydi? Sadece bir ünlü harf olacaktı. Değil mi çocuklar? Beraber. Üç hece. Evet, sıradaki kelimemiz okul. Okul. İki hecemiz var. Okul. Sırada kardeş kelimesi var. Kardeş. İki hece. Kardeş. Evet, yanına iki yazıyoruz. Göz. Göz. Bitti. Göz. Bu kadar. Yani bu tek hece. Yani bir heceli. Son kelimemiz baba. Baba. İki hece. Bu etkinliğimiz de böyle. Bitti. Bu etkinliğimiz boyama etkinliği. Boya kalemlerinizle boyayacaksınız. Evet, boya kalemlerimizi çıkaralım. Mustafa amcanın, yani bu traktörün üzerindeki amcamızın adı Mustafa'ymış. Mustafa amcanın kahverengi sakalları var. Gördüğünüz gibi Mustafa amcanın sakalları şu an boyanmamış. Yani siz o sakallarını kahverengiye boyayacakmışsınız. Peki bir sonrakine geçelim. Mustafa amcanın yeşil renkli bir şapkası var. Gördüğünüz gibi burada Mustafa amcanın şapkası var. Mustafa amcanın şapkası yeşil renkli olması gerekiyormuş. Yani Mustafa amcanın şapkasını yeşile boyayacağız. Bakalım bir sonraki bize ne demiş? Mustafa amcanın kıyafeti mavidir demiş. Üzerinde bir gömlek, pardon, üzerinde bir gömlek var Mustafa amcanın. Bu gömlek mavi renkli olacakmış. Bunu da maviye boyayalım. Traktörün tekerlekleri siyah renklidir demiş. Gördüğünüz gibi burada traktörün bir tane büyük, bir tane de küçük tekerleği var. Toplam iki tane tekerlek var. Bu tekerlekleri siyah renge boyamamız gerekiyor. Evet, traktörün geri kalan kısımları için bize ne demiş? Traktör kırmızı renklidir demiş. Yani traktörün geriye kalan bütün kısımlarını kırmızıya boyayacağız. Bu etkinlikten sonra sıradaki etkinliğimizde bize kelimeler vermiş, bu kelimelerin anlamlarını vermiş. Biz bu kelimelerle ilgili cümle kuracağız. Bu kelimelerle ilgili cümle kuracağız. Bakalım ilk kelimemiz neymiş? İlk kelimemiz yardımsever. Evet, yardımsever neymiş? Yardım etmekten kaçınmayan, herkese yardım eden kimse demekmiş. Siz yardım etmeyi seviyor musunuz? Mesela kimlere yardım edersiniz? Evde annenize yardım edersiniz, dışarıda arkadaşlarınıza yardım edersiniz, okulda öğretmeninize yardım edebilirsiniz, değil mi? Evet, yardımseverle ilgili nasıl bir cümle kurabiliriz? Ben çok yardımsever biriyim diyebiliriz, evet. O zaman bakalım cevaplarda biz ne demişiz? Yardımsever olursan insanlar seni sever demişiz. Yani yardımsever insanlar sevilir. Evet, ikinci kelimemizin anlamına bakalım. İkinci kelimemiz neymiş? İkinci kelimemiz dürüst. Dürüst ne demek? Evet, doğru söyleyen demek. Yalan söylemeyen demek. Bakalım kitabımız ne demiş? Doğruluktan ayrılmayan, işinde ve sözünde doğru olan kimse. Bak yine bizim söylediğimiz gibi doğru konuşan, sözlerinde yalan olmayan, doğru söyleyen kimse demiş. Evet, bununla ilgili nasıl bir cümle kurabiliriz? Dürüst. Evet, benim annem çok dürüst bir insandır diyebiliriz. Bakalım kitabımızda biz ne demişiz? İnsanlar her zaman dürüst olmalıdır demişiz.
İnsanlar her zaman dürüst olmalı çünkü yalan söylemek çok kötü bir şey. Yalan söyleyen insanları hiç kimse sevmez. Herkes ona yalancı der, yalancılıkla suçlar. O yüzden biz her zaman doğruları söylemeliyiz. Evet, bir sonraki kelimemiz cesur. Cesur ne demek? Evet, korkmayan demek. Yürekli demek, cesaretli demek, değil mi? Kitabımız da zaten bize böyle söylemiş. Yürekli, korkusuz kimse demiş. Cesurla ilgili bir kelime, bir cümle kurmamız gerektiği zaman ne diyebiliriz? Ben çok cesur bir insanım diyebiliriz. Benim babam çok cesur bir insandır diyebiliriz. Bakalım cevaplarımızda Enes çok cesur bir insandır demişiz. Bir sonraki kelimemiz nazik. Nazik, kibar bu şekilde aklımıza geliyor. Evet, kitabımıza bakalım. Başkalarına karşı incelikli, saygılı davranan kimse, yani kibar olmak, saygılı olmak, insanları kırmaktan korkan, çekinen bir insan olarak düşünebiliriz. Peki bununla ilgili nasıl bir cümle kurabiliriz? Ayşe bana çok nazik davrandı diyebiliriz mesela. Nazik bir davranış şekli de olabilir. Bakalım kitabımızda nasıl bir cümle kullanmışız? Şeyma'nın arkadaşları çok naziktir demişiz. Evet, bir sonraki kelimemize geçelim. Adil. Adil ne demek? Bir düşünelim. Adaletten ayrılmayan, hakkı yerine getiren kimse demiş kitabımız. Yani herkese eşit davranan olarak düşünebiliriz. Mesela az önce okuduğumuz Paylaşmak Güzeldir adlı metinde ne vardı? Babası hem Burak'a hem kardeşine birer tane hediye almıştı. Birini alıp birini almamazlık yapmamıştı. Yani burada Burak'ın babası çok adil bir insandı diye düşünebiliriz. Bakalım. Zaten burada da Burak'ın babası adil bir insandır diye bir cümle kurmuşuz. Şimdi sabırlı kelimemize geçiyoruz. Bu kelimemiz son kelimemiz. Sabırlı kelimesinin anlamı sabır gösteren, sabreden kimse. Bir şeylere katlanan, çabuk sinirlenmeyen olabilir, çabuk öfkelenmeyen, çabuk bağırıp çağırmayan, sabreden insan. Sabırlı kelimesiyle ilgili cümle kurmamız gerektiğinde, evet, annem çok sabırlıdır, ben çok sabırlı bir insanım, sabretmek güzel bir şeydir gibi düşünebiliriz. Bakalım kitabımızda nasıl bir cümle kurulmuş? Sabırlı olmak önemli bir erdemdir. Evet, sabırlı olmak bir erdemmiş demek ki. Bu temamızın konularından biriymiş. Şimdi bir sonraki etkinliğimiz çok eğlenceli bir etkinlik. Bu etkinliğimizde bize erdemlerle ilgili kelimelerden oluşmuş bir bulmaca verilmiş. Bu bulmacada evet ilk gördüğünüz kelimeyi mesela söyleyebilir misiniz? Mesela ben buradan baktığımda ilk cesaret kelimesini görüyorum. Burada bir cesaret kelimesi saklanmış. Ondan sonra burada bir dürüstlük kelimesi saklanmış. Burada bir dostluk kelimesi saklanmış. Bu saklı kelimeleri şimdi bulacağız. Hemen buradan bakıyoruz. Bakın üstte ilk satırda soldan sağa yazılmış bir şekilde dürüstlük kelimemiz var. Gördünüz mü dürüstlük kelimesini? Sonra ne var? En başta birinci satırda yukarıdan aşağı dostluk kelimesi var. Dostluk kelimesi de bir erdem. Bakıyoruz buradan ikinci kelimemize bakalım. Sabır. Sabır kelimesi nerede? Evet, ikinci satırda soldan sağa bir şekilde burada sabır kelimesi yazılmış. Saygı kelimemiz var. Üçüncü satırda hemen onun altında saygı kelimesi burada. Bir sonraki kelimemiz benim ilk gördüğüm kelimeydi. Evet, cesaret maviyle işaretlenmiş. Gördünüz mü? Sevgi kelimemiz var. Sevgi yeşille işaretlenmiş. Beşinci satırımızda soldan sağa yazılmış. Evet, onun hemen altında nezaket var. Kırmızı yazılmış. Çok güzel. Onu da bulduk. Son bir kelimemiz kaldı. Hangisi bu? Evet, bu kelimemiz adalet. Açık mavi bir renkle yazılmış. Evet, en alt satırda, evet, son satırımızda maviyle yazılmış. Adalet kelimemiz var. Bunu da bulduğumuza göre bir sonraki etkinliğimiz. Evet, çok eğlenceli bir etkinlik. Ne demiş bakalım? Resimlere bakarak kelimelerin zıt anlamlılarını yazınız demiş. Önce şöyle bir resimlere bakalım. Bu resimde ne görüyoruz? Uzun boylu bir adam görüyoruz, değil mi? Yanında ne var? Kısa boylu bir adam var. Demek ki neymiş? Uzun kelimesinin
Zıt anlamlısı neymiş? Kısaymış. Evet, bir sonrakisine geçelim. Bir sonrakinde zayıf bir adam görüyoruz ve yanında evet şişman bir adam görüyoruz. Bu adam şişman. Burada zayıf bir adam var, yanında da şişman bir adam var. Demek ki neymiş? Zayıf kelimesinin zıt anlamlısı şişmanmış. Burada ne görüyoruz? Burada gülen bir surat görüyoruz. Yanında da üzgün bir surat görüyoruz. Bakalım bize hangi kelimeyi vermiş? Neşeli kelimesini vermiş. Yani ilk resmimizdeki surat neşeli bir surat, mutlu bir surat. Yanındaki ne olabilir? Evet, üzgün olabilir, mutsuz olabilir. Biz buraya üzgün yazacağız. Şimdi son resmimize geldik. Son resmimizde ne görüyoruz? Küçük bir çocuk görüyoruz, değil mi? Onun yanında ne var peki? Elinde bastonu olan, sakalları olan, saçlarının ortası dökülmüş, yaşlı, yaşlı bir adam görüyoruz. Evet, bakın elinde bastonu var bu adam, yaşlı. Kelimemiz neymiş? Genç. Genç kelimesinin zıt anlamlısı neydi? Yaşlıydı. Evet, hemen cevaplarımızı da yazalım. Uzunun zıt anlamlısı kısa. Zayıfın zıt anlamlısı şişman. Neşelinin zıt anlamlısı üzgün. Genç kelimesinin zıt anlamlısı yaşlı. Bunları da yazdık. Bakalım şimdi sırada bir kısa bir hikayemiz var. Önce resmine bakalım yine. Resimde ne görüyoruz? Yaşlı bir kadın görüyoruz, değil mi? Yatıyor. Acaba hasta mı? Saçları gri olduğu için gözlükleri var. Buraları biraz kırışmış gibi gözüküyor. O yüzden bu kadının yaşlı olduğunu düşünüyoruz. Evet. Bakalım neden yatıyormuş? Okuyalım. Başlığımız neymiş? Hasta ziyareti. Yani tahmin ettiğimiz gibi yaşlı kadın sanırım hasta. Evet, bakalım geçelim metnimizi okumaya. O gün Ayşe annesiyle anneannesini ziyarete gitmişti. Çünkü anneannesi hasta olmuştu. Ayşe anneannesinin hasta olduğunu duyduğunda çok üzülmüştü. Ama bir yandan da onu göreceği için sevinmişti. Ayşe anneannesinin odasına gidip, "Geçmiş olsun anneanneciğim, bir şeye ihtiyacın var mı?" diye sordu. Anneannesi Ayşe'yi gördüğüne çok sevindiğini ve onu gördükten sonra kendisini daha iyi hissettiğini ve ziyarete geldiği için hissettiğini söyledi. Ve ziyarete geldiği için Ayşe'ye çok teşekkür etti. Demek ki bu yaşlı kadın kimmiş? Ayşe'nin anneannesiymiş. Hasta olmuş, Ayşe onu ziyarete gitmiş, ona geçmiş olsun demiş. Ayşe'nin anneannesi onu gördüğü için çok mutlu olmuş, değil mi? Bakalım bize bu metinle ilgili neler sormuş kitabımız. Evet, bakalım ne demiş burada? Aşağıdaki soruları hasta ziyareti adlı metne göre cevaplayın demiş. Evet, cevaplayalım. Ayşe anneannesini ziyarete neden gitti diye sormuş bize kitabımız. Ayşe anneannesi neden gitti ziyarete çocuklar? Evet, anneannesi hasta olduğu için gitti. Anneannesi hasta olmuştu. Ayşe anneannesi hasta olunca onu ziyarete gitmek istemişti. Bakalım ikinci sorumuz. Ayşe anneannesini ziyarete kiminle gitti çocuklar? Evet, Ayşe anneannesini ziyarete annesiyle birlikte gitti, değil mi? Evet. Üçüncü sorumuz. Ayşe anneannesinin hasta olduğunu duyduğunda ne hissetti? Ne hissetmişti? Çok üzülmüştü, değil mi? Anneannesinin hasta olduğunu duyduğu zaman Ayşe çok üzülmüştü. Evet. Peki, dördüncü sorumuz. Ayşe hasta olan anneannesine ne dedi? Zaten biz hasta olan insanlara ne diyorduk? Geçmiş olsun diyorduk. Evet çocuklar, hasta olan insanlara geçmiş olsun dememiz gerekiyor. Ayşe de bu şekilde davranmıştı ve anneannesine geçmiş olsun demişti. Peki anneannesi kendisini ziyarete gelen Ayşe'ye ne söyledi? Onu gördüğüne çok sevindiğini söyledi. Onu gördükten sonra kendisini daha iyi hissettiğini söyledi. Evet, bir de teşekkür etti. Bakalım cevaplarımızı yazdıktan sonra anneannesini hasta olduğu için Ayşe ziyaret etti demiştik. Ayşe anneannesini ziyaret annesiyle gitti demiştik. Ayşe çok üzülmüştü anneannesinin hasta olduğunu duyduğunda.
Ve tekrar ediyorum, hasta olan insanlara geçmiş olsun demeliyiz. Ayşe de böyle yapmıştı. Geçmiş olsun anneanneciğim demişti anneannesine. Beşinci sorumuzda yine Ayşe'nin anneannesi Ayşe'ye ne söylemişti? Ayşe'yi gördüğüne çok sevindiğini söylemişti. Evet, bir sonraki etkinliğimize geçeceğiz. Bu etkinlikte aşağıdaki cümlelerden doğru olanların yanına D, yanlış olanların yanına Y harfini yazmamız gerekiyor. Biz doğru veya yanlış şeklinde yazalım. Bakalım bu metinde, bu etkinliğimizde bize hangi kelimeleri, hangi cümleleri kurmuş? Bakalım doğru şeyler var mı, yanlış şeyler var mı? Bakalım hemen. İlk kutucuğumuzun yanındaki cümleyi okuyorum. Hasta birini ziyarete gittiğimizde ona geçmiş olsun demeliyiz. Evet, bunu konuşmuştuk. Hasta birini ziyarete gittiğimizde ona geçmiş olsun demeliydik. Ayşe de anneannesine geçmiş olsun demişti. Yani bu cümlemiz doğru. Yanına doğru yazacağız. İkinci cümlemiz, yaşlıları sadece hasta oldukları zaman ziyaret etmeliyiz. Yaşlıları sadece hasta olduğu zaman mı ziyaret etmeliyiz çocuklar? Tabii ki hayır. Yaşlıları bir şeye ihtiyacı var mı diye ziyaret edebiliriz. Onları özlediğimiz için ziyaret edebiliriz. Çok sevdiğimiz için ziyaret edebiliriz. Yani kısacası onları aslında her zaman ziyaret etmeliyiz. Sadece hasta oldukları zaman onların yanına gitmek doğru bir şey değil. Tabii ki hasta oldukları zaman da gideceğiz yanlarına. Onlara bakacağız. Hastaneye gerektiği zaman doktora götüreceğiz. Ama sadece hasta oldukları zaman değil. Bazen onları özlediğimiz için gideceğiz. Evet, bazen bayramlarda gideceğiz yanlarına, ellerini öpeceğiz. O yüzden bu kutucuğa yanlış yazıyoruz. Üçüncü kutucuğumuz ne demiş bize? Birisi bize hediye aldığında teşekkür etmeliyiz. Evet, birisi bize bir şey verdiğinde, birisi bize iyilik yaptığında hep teşekkür etmemiz gerekiyor. Yani bu cümlemiz doğru. Dördüncü cümlemiz bize ne demiş? Çöplerimizi yerlere atmalıyız. Çöplerimizi yerlere mi atıyorduk biz? Hayır, çöp kutusuna atıyorduk. Çöplerimizi yerlere asla atmamalıyız. Çöp kutusuna atmalıyız. Etrafımızda çöp kutusu yoksa çöp kutusu bulana kadar elimizde tutmalıyız veya yanımızda bir poşet taşıyıp o poşetin içine koymalıyız. Çöp bulduğumuzda çöpe atmalıyız. Bu cümlemiz yanlış. Yerlere çöp atmak çok kötü bir şeydir. Evet. Bir sonraki cümlemize geçtiğimizde yardıma ihtiyacı olan insanlara yardım etmeliyiz. Evet, bu cümlemiz doğru. Yardıma ihtiyacı olan insanlara bizim yardım etmemiz gerekiyor. Herkesin yardıma ihtiyacı olabilir. Belki bugün onun yardıma ihtiyacı olabilir. Daha sonraki gün bizim yardıma ihtiyacımız olabilir. O kişi bize yardım edebilir. Yardımlaşmak çok önemlidir. Çok güzel bir şeydir. Yani bu cümlemiz doğru. Bir sonraki cümlemize geçtiğimizde bu cümlemiz bize ne demiş hemen bakalım. Sokaktaki hayvanlara taş atmalıyız. Sokaktaki hayvanlara ne yapmıyorduk? Biz asla taş atmıyorduk. Onları seviyorduk. Evet, bazı soğuk kış günlerinde onlar yemek bulamıyorlardı, su bulamıyorlardı, yazları sıcakta su bulamıyorlardı. Biz ne yapıyorduk? Kaplara yemek koyup, su koyup kapımızın önüne koyuyorduk. Biz hayvanları seviyorduk, hayvanlara asla kötü davranmıyorduk. Bu cümlemiz kesinlikle yanlış. Hiçbir zaman sokaktaki hayvanlara taş atmamalıyız. Evet, yanına yanlış yazacağız. Son cümlemize geldik. Büyüklerimize saygılı davranmalıyız. Evet, nasıl konuşmuştuk? Büyüklerimize saygılı davranmamız gerektiğini konuşmuştuk. Büyüklere asla saygısızlık, terbiyesizlik yapmamalıyız. Bağırmamalıyız. Yanlış kelimeler kullanmamalıyız. Evet, bakalım bir sonraki etkinliğimizden önce cevaplarımızı az önce bizim söylediğimiz şekilde yapmışız. Burada çok eğlenceli bir etkinlik var sırada. Siz bakın bakalım biraz resimlere. Evet, resimlerde neler görüyoruz? Şöyle bir bakalım. Bir tavşan görüyoruz. Kelebek, fil, eşek, ördek görüyoruz, kedi görüyoruz. Orada bir tane arı var. Burada bir tane yunus balığı var. Bunları şimdi eşleştireceğiz.
Evet, bakalım. Eşleştirelim. Kırmızı olan okumuza, çubuğumuza bakalım. Eşek. Eşek nerede? Kırmızının ucunda. Burada bir eşek var. Evet, bakalım ikinci kelimemiz neymiş? Kedi. Kedimiz nerede? Evet, burada kedimiz. Kahverengi okla birleştirmişiz. Tavşan. Tavşan nerede? Mavi. Mavi renkli okla birleştirmişiz. En baştaydı tavşanımız. Yunus balığı. Evet, sağ tarafta en başta yunus balığımız var. Lacivertle işaretlediğimiz. Bir sonraki kelimemiz ördek. Ördek neredeydi? Evet, sağda en alttaydı. Yeşil. Evet, yeşil renkle eşleştirdik. Bakalım burada pembeyle eşleştirilmiş bir kelimemiz daha var. Bu kelimemiz kelebek. Kelebeğimiz nerede? Kelebeğimiz de burada. Evet, soldan ikinci sırada. Bir sonraki kelimemiz arı. Arı neredeydi? Hemen yunus balığının altındaydı. Sarıyla ok işaretiyle işaretledik. Fil nerede? Fil de eşeğin hemen üstünde. Onu da griyle işaretledik. Bu güzel eğlenceli etkinliğimiz de burada bitti. Asıl bu etkinlik çok güzel bir etkinlik. Ne demiş bize bakalım? Boya kalemlerimiz gerekecek sanırım bu etkinlik için. Evet, boya kalemlerimizi çıkaralım. Ne demiş? Eş anlamlı olan çiçekleri aynı renge boyayın. Her çiçek çifti için farklı renk kullanın demiş. Önce şöyle bir göz gezdirelim. Sonra boyamaya geçeceğiz. Mesela ilk çiçeğimizde hangi kelime var? Yıl kelimesi var. Neydi yıl kelimesinin eş anlamlısı? Seneydi. Yıl, sene. Bunları konuşmuştuk. Yıl kelimesinin eş anlamlısı sene. Evet. Fakir kelimesi var ikinci sırada. Fakir kelimemizin eş anlamlısı neydi? Yoksuldu. O nerede? En aşağıda. Bunları şimdi birazdan aynı renkle boyayacağız. Hatta şöyle geçelim. Bakalım yıl kelimesinin eş anlamlısı ne demiştik? Sene demiştik. Yıl kelimesiyle sene kelimesini içinde bulunduğu çiçekleri sarı renge boyuyoruz. Boyadıysak ikinci kelimemize geçiyoruz. İkinci kelimemiz fakir. Fakir kelimesini mavi renkle boyamışız, fakir kelimesinin çiçeğini. Evet, yoksul. Fakir kelimesinin eş anlamlısı yoksul. Yoksul kelimesini de maviye boyayalım şimdi. Bir sonraki kelimemiz kelime. Bir sonraki kelimemiz kelime. Kelime kelimesinin komik oldu, evet. Kelime kelimesinin eş anlamlısı evet, sözcük. Onları da hangi renge boyayalım? Turuncuya boyayalım. Evet, boyadığımıza göre şimdi hikaye kelimesine geçtik. Hikaye kelimesinin eş anlamlısı neydi? Hikaye, öykü. Evet, hikaye kelimesinin eş anlamlısı öyküydü. Onu da kırmızı renge boyayalım onları da. İki çiçeği de kırmızı renge boyadıktan sonra bir sonraki kelimemiz anı. Anı. Neydi anı kelimemizin eş anlamlısı? Hatıra. Bir hatıra olabilir. Anı kelimesinin eş anlamlısı hatıra. Bunu yeşil renge boyayalım şimdi. Boyadıktan sonra son kelimemiz olan isim kelimesine geçiyoruz. Senin ismin ne? Demek yerine biz ne diyebiliyoruz? Evet, senin adın ne diyebiliyoruz. İsim kelimesinin eş anlamlısı ad kelimesidir. Bunu da açık mavi renge boyadıktan sonra bir sonraki etkinliğimize geçelim. Bu etkinliğimizde bize ne demiş? Noktalı yerlere uygun kelimeleri yazınız demiş. Önce şöyle bir kelime öbeklerine bakalım. Neymiş? Dört tane kelime öbeği verilmiş bize. Bunlar neymiş? Özür dilemeliyiz. Birinci kelime öbeği. İkinci kelime öbeği. Teşekkür etmeliyiz. Üçe geçiyoruz. Doğruyu söylemeliyiz. Dörde geçiyoruz. İzin istemeliyiz. Evet, bakalım neler olacak. Cümlelerimize geçiyorum şimdi çocuklar. Arkadaşımızın silgisini kullanabilmek için ondan izin istemeliyiz. Evet, izin istemeliyiz. Birinin kalbini kırdığımızda ondan özür dilemeliyiz. Aynen, evet. Peki, üçüncü cümlemiz bize ne demiş? Yalan söylemek çok kötü bir şeydir. Bu yüzden her zaman evet, doğruyu söylemeliyiz. Ne demiştik? Yalan söylemek çok kötü bir şey demiştik. Bu yüzden ne yapıyorduk biz?
Her zaman doğruyu söylüyorduk. Evet, son cümlemiz bize ne demiş? Birisi bize iyilik yaptığında ona teşekkür etmeliyiz demiştik. Bakın burada cevaplarda yazdık. Birisi bize iyilik yaptığında ona teşekkür etmeliyiz. Yalan söylemek çok kötü bir şeydir. Bu yüzden her zaman doğruyu söylemeliyiz. Birinin kalbini kırdığımızda ondan özür dilemeliyiz. Arkadaşımızın silgisini kullanabilmek için izin istemeliyiz. Şimdi bunları yazdıktan sonra çok kısa bir metnimiz var. Bu metnimiz çok kısa. Hemen onu okuyayım size. Ondan sonra birlikte altındaki sorularımızı cevaplayacağız. Metnimizin başlığı neymiş? Bakıyoruz hemen. Metnimizin başlığı iyi vatandaş. Bakalım neymiş bu iyi vatandaş? İyi vatandaş demek iyi insan demektir. İyi insan ise önce ailesini, sonra çevresini ve ülkesini seven insandır. Sorumluluklarını bilen, kurallara uyan, aksaklıkları düzelten ve diğer insanlara aksaklıkları düzelten ve diğer insanlarla her zaman toplumun ihtiyacı vardır. Okuyamadım. Bu cümleyi tekrar okuyacağım. Sorumluluklarını bilen, kurallara uyan, aksaklıkları düzelten ve bu şekilde insanlara her toplumun ihtiyacı vardır. İyi insan olmak için çok çalışmalıyız. Kurallara uymalıyız. Büyüklerimize saygılı davranmalıyız. Doğayı korumalı ve hayvanları sevmeliyiz, demiş bize hikayemiz. Metnimiz. Bu metne göre sorularımızı cevaplayacağız. Burada bir cümlede düşüklük olmuş, yanlış yazılmış, onu düzelteceğiz. Ne demişiz burada? Düzelten insanlara her toplumun ihtiyacı vardır demişiz. Burada diğer kelimesi fazla olmuş, yanlış yazılmış. Önemli değil, biz anladık onu. Burada aksaklık kelimesi var. Bu aksaklık kelimesi ne demek? Sorunlar olabilir, değil mi? Evet, yani neymiş? Toplumun sorunları düzelten, sorumluluklarını bilen, kurallara uyan insanlara her zaman ihtiyacı vardır, demiş bize bu cümle. Şimdi sorularımıza geçtiğimiz zaman, iyi vatandaş ne demektir diye bir soru sormuş kitabımız bize. İyi vatandaş ne demekti metnimize göre? İyi vatandaş, iyi insan demekti. Peki iyi insan kime denir? İyi insan, ailesini, çevresini, ülkesini seven insanlara iyi insan denir. Evet, her toplumun kime ihtiyacı vardır? Her toplumun sorumluluklarını bilen, kurallara uyan, sorunları düzelten insanlara ihtiyacı vardır. Son sorumuza geçiyoruz. İyi insan olmak için ne yapmalıyız diye sormuş bize bu sorumuzda. Ne yapmalıyız? Kurallara uymalıyız, büyüklerimize saygılı davranmalıyız, doğayı korumalıyız, hayvanları sevmeliyiz. Burada da cevaplarımızı bu şekilde yazdık. Şimdi bir sonraki etkinliğimize geçiyoruz. Bunlar artık son etkinliklerimiz. Sona doğru yaklaştık. Burada önce bir 5 tane resim görüyoruz. Yanında da 5 tane cümle. Bu resimlerle cümleleri biz eşleştireceğiz. Bakıyoruz ilk resimde kim var? Postacı, değil mi? Elinde bir mektup tutmuş. Mektupları dağıtan bir postacı. İkinci resim. A elinde bir kağıt tutuyor. Ne yazıyor o kağıtta? A harfi yazıyor. Elinde de bir çubuk. Öğretmek için elindeki çubukla belki tahtayı kullanmak için kullanan tahtayı göstermek için elindeki çubuğu kullanan bir evet öğretmen görüyoruz. Üçüncü resmimizde ne var? Şişman böyle tombul tombul bir amca var, değil mi? Elinde ne var? Evet, elinde ekmek var, elindeki kürek var elinde. O küreğin üstünde fırından yeni çıkmış bir ekmek var, dumanı tutuyor daha, değil mi? Yani bu amcamız ne iş yapıyor sizce? Bu amcamız bir fırıncı olabilir, evet. Bir sonraki resmimize bakıyoruz. Bu resimde üniforma giymiş bir adam var. Elinde bir sopası var. Cebinde bir telsize benzeyen burada bir şey var. Bu adam ne iş yapıyor olabilir? Bu adam belki de bir polis olabilir.
Son resmimize bakıyoruz. Son resmimizde ne yapmış, ne yapmışız? Son resmimizde ne var? Bir tane araba var. O arabanın içinde bir adam var. Arabanın üstünde bir şey mi yazıyor sanki? Evet, taksi yazıyor. Yani 5. resmimizde bir taksi resmi. Hemen eşleştirmemize geçelim. Hemen bakalım. Cümlelerimizi okuyacağız şimdi. İlk cümlemiz bize ne demiş? Bizim güvenliğimizi sağlar, suçluları yakalar demiş. Yani bu ne olabilir? Evet, polis olabilir. Hemen turuncu renkli kalemimizle buradan polise doğru bir ok çekiyoruz. Çektiysek. Evet, şimdi ikinci cümlemiz. İkinci cümlede bize ne demiş çocuklar? Evet, okuyalım. Sokaklarda dolaşır, yolcuları taşır. Yolcuları taşıyan ne olabilir? Otobüs olabilir, araba olabilir, taksi olabilir. Bizim resimlerimiz arasında hangisi var? Taksi var. O zaman koyu kırmızı bir renkle, kahverengi de olabilir, bir renkle okumuzu taksiye doğru çekelim. Üçüncü cümlemizi okuyalım. Yürüyerek dolaşır, her yere mektup taşır. Bu kimdir? Elinde mektup olduğuna göre evet bu bir postacı. İlk resmimizdeki postacı. Bunu da mavi renkli bir kalemle hemen okumuzu birleştirelim. Dördüncü cümlemize geçelim. Okulda çalışır, bize her şeyi öğretir demiş. Evet, öğretmen. Onu da yeşil renkle birleştiriyoruz. Sırada elinde bir yumurta, bir elinde yumurta, diğer elinde un, çırpar çırpar birçok ekmek yapar. Evet, fırıncıyla bu cümlemizi de birleştirip bu etkinliğimizi de bitiriyoruz. Evet, burada resimler görüyoruz. Bu resimlerde neler var, nesneler var. Bu nesnelerin adlarını altlarına yazmamız istenmiş. Şöyle bir göz gezdirelim hemen hızlıca. İlk resmimiz ne? Bir sandalye. İkinci resmimiz evet bir kitap. Üçüncü resmimiz lamba da olabilir ama sanki ampul desek daha doğru olur. Üçüncü resmimiz bir ampul resmi. Dördüncü resmimize geçiyoruz. Ne bu? Bir bilgisayar. Evet klavyesi var, mouse'u faresi var, ekranı var. Bu bir bilgisayar. Evet dördüncü resmimiz bir çanta. Evet, daha çok öğretmen çantasına benziyor, değil mi? Okul çantasına benzemiyor. Böyle içine öğretmenimizin kağıtlarını, evraklarını koyduğu bir çantaya benziyor. Çanta. Son resmimiz ne? Son resmimiz bir koltuk. Hemen onları da altlarına yazalım. Bu etkinliğimizi de bitirelim. Bu etkinliğimizi de bitirdikten sonra çok eğlenceli bir etkinliğimiz var. Burada yine resimler var. Bu resimlerin yanlarında numaralar var. Bu resimlerin üstünde de bir tane bulmacamız var. Bu bulmacada ne yapıyoruz? Onların yanlarında da sayılar var. Evet, yani resimlerin yanındaki sayılarla sayıların yanındaki resimlerde yazan sayıların yanındaki resimlerle yukarıdaki bulmacaya kelime olarak yazacağız. Bakalım şimdi ilk resmimizde ne görüyoruz? İlk resmimiz neye benziyor? Evet bir kalemtıraş. Bunu bir yazan yere soldan sağa bir şekilde kalemtıraş olarak yazacağız. İkinci kelimemize geçtik. İkinci resmimize. İkinci resmimizde ne görüyoruz çocuklar? İkinci resmimizde bir makas görüyoruz. Evet, onu da burada iki yazan yere yukarıdan aşağı bu sefer. Evet, yukarıdan aşağı makas yazacağız. Kalem tıraş derken oradaki A harfiyle burada kesişmişler. Kalem tıraşın A'sı, makasın A'sı ile birleşmiş. Evet. Üçüncü resim neye benziyor? Bir deftere benziyor. Evet, önünüzdeki defterler gibi üstünde çizgileri var. Üçüncü kelimemiz defter. Onu da burada üç yazan yere yukarıdan aşağı bir şekilde defter yazıyoruz. Dördüncü kelimemizde bir kalem kutu gibi bir şey var ama İçinde böyle rengarenk kalemler var. Ne kalemleri bunlar? Boya kalemleri. Evet. Dördüncü kelimemiz o zaman boya. Evet. Beşinci kelimemiz biraz zor bir kelime ama panoya biz asarken, kağıtlarımızı yaptığımız resimlerimizi asarken ne kullanıyoruz? Raptiye kullanıyoruz. O küçük iğneler var ya, onların adı işte raptiye. Onları biz panolarımıza böyle
kağıtlarımızı, güzel yaptığımız resimleri asarken o kullandığımız o küçük iğnelerin adı raptiye. Yani bizim beşinci kelimemiz ne oluyor? Raptiye. Altıncı kelimemizin resmine bakıyoruz. Altıncı kelimemizin resmine bir kitap. Altıncı kelimemizi de yukarıdan aşağı, evet burada en sonda yukarıdan aşağı bir şekilde kitap diye yazıyoruz. Yedinci kelimemize geçtik. Yedinci kelimemiz ne? Evet, bir silgiye benziyor. Bir silgi. Silgiyi nereye yazıyoruz? Burada yedinci boşluğumuza yazıyoruz. Soldan sağa bir şekilde bu sefer yazıyoruz. Yedi. Silgi. Sekizinci kelimemize geçtik. Sekizinci resimde ne görüyoruz? Bir kalem görüyoruz. Son kelimemiz olduğu için son kalan boşluğumuza da soldan sağa kalem yazıyoruz. Evet, son etkinliklerimize yaklaştık. Çok eğlenceli bir bilmece etkinliği var. Bilmece. Şimdi ben size bu bilmeceleri soracağım. Siz de bu bilmecelerin ne olduğunu tahmin edip bana söyleyeceksiniz. Ondan sonra da eşleştirmelerimizi yapacağız. Hazır mısınız? İlk bilmecemi okuyorum. Karada bayılır, suda ayılır. Ne olabilir? Karaya çıktığı zaman bayılan, suda ayılan. Yani suda ayılan dediğine göre bu suda yaşayan bir şey değil mi? Suda yaşayan ne olabilir? Hadi resimlerimizde bakalım, ipucu alalım. Ne olabilir? Balık olabilir. Suda yaşadığına göre, karaya çıkarttığımız zaman da öldüğüne, bayıldığına göre. Birinci bilmecemizin cevabı neymiş? Balıkmış. O zaman ikinci bilmecemize geçelim. Bunu bildiğiniz için tebrik ediyorum sizi. Evet, ikinci kelime, ikinci bilmecemiz. Uçan bir böcek, sanki bir çiçek. Böcek dediğine göre bu bir hayvan, uçan bir hayvan. Ne olabilir? Düşünelim bakalım. Sanki bir çiçek diyor. Sanki bir çiçek, yani rengarenk olması lazım, değil mi? Çiçeğe benzemesi lazım, renkleri olması lazım ama bunun bir böcek olması lazım. Hem de uçan bir böcek. Ne olabilir? Resimlerimize bakalım. Burada bir kelebek var. Evet, kanatları rengarenk bir kelebek var burada. Yani bizim ikinci bilmecemizin cevabı neymiş? Kelebekmiş. Üçüncü bilmecemiz. Ayağından gömerler, başını tokmakla döverler. Bu biraz zor bir bilmece ama şöyle resimlere baktığımız zaman bir fikir yürütebiliriz diye düşünüyorum. Ayağından gömüp başını tokmakla dövebileceğimiz bu resimlerden ne olabilir? Evet, bir çivi olabilir. Çiviyi duvara çakarken biz ne yapıyoruz? O ucundaki sivri kısmı böyle duvara koyuyoruz. Arkasındaki baş kısmından da çekicimizle, tokmağımızla vurarak duvara çakıyoruz. Yani bu bilmecemizin cevabı çivi. Dördüncü bilmecemize geçiyoruz. Dördüncü bilmecemiz. Hemen okuyorum size dördüncü bilmecemizi. Dalından koparırım, kulağıma küpe yaparım. Bunu bilmediğinizi hiç düşünmüyorum. Bunu hepiniz yapmışsınızdır. Biz hangi meyveyi böyle kulağımıza küpe yapıyoruz? Evet, kiraz. Yani vişne de yapabiliriz ama kirazı daha çok yapıyoruz, değil mi? Kirazlar böyle daha büyük büyük oluyor. Kulaklarımızda küpe gibi takıyoruz. Evet, dördüncü bilmecemizin cevabı kiraz. Evet, bir sonraki bilmecemize geçtiğimiz zaman hemen okuyalım. Bize ışık verir, sonra kendisi erir demişiz. Ne olabilir? Bize ışık verdiğine göre lamba olabilir mesela düşündüğümüz zaman ama ikinci cümleye bakıyoruz. Kendisi erir diyor. Güneş mi desek? Ama güneş de erimiyor. Bize ışık veren ne olabilir? Mum olabilir. Mumu ateşle yakıyoruz. O ışık verirken ne yapıyor? Eriyor. Evet, bu bilmecemizin cevabı mum. Bir sonraki bilmecemiz. Kolay bir bilmece bence. Hepiniz bileceksiniz. Ne canı var ne kanı. Beş tanedir parmağı demiş bu bilmecemiz. Ne olabilir? Kanı canı olmayacak ama beş tane de parmağı olacak. Evet, biz kışın okula gelirken ellerimize ne takıyorduk? Eldiven takıyorduk. Onun kanı canı yok ama beş tane parmağı var. Değil mi? Demek ki bu bilmecemizin cevabı eldivenmiş. Ne canı var ne kanı, beş tanedir parmağı, eldiven. Evet, bir sonraki bilmecemiz. Kanadı var, kuş değil, yolları yokuş değil. Bu ne olabilir acaba? Şöyle resimlerimize bir göz atalım. Burada kanadı olan ne görüyorsunuz? Kelebek görüyoruz ama kelebeğimiz başka bir bilmecenin cevabı olarak çıkmıştı. Başka kanadı olan ne var? Evet, uçak var. Yani bu bilmecemizin cevabı uçak.
Son bilmecemize geçtik şimdi. Son bilmecemiz neymiş hemen okuyalım. Sıcak yerden gelirim, dilim dilim yenirim. C vitamini veririm, bilin bakalım ben neyim demiş. Ne olabilir? C vitamini veren bize bir meyve. Ne olabilir? Portakal olabilir. Zaten resimlerimizde son portakal kalmıştı. Demek ki portakal sıcak yerlerde yetişiyormuş, dilim dilim yeniyormuş ve bize C vitamini veriyormuş. Bu etkinliğimiz de böyle bitti. Bu da etkinliğimizin cevapları. Etkinliğimizi oklarla birleştirmişiz. Son etkinliğimize geldik. Bu etkinliğimiz son etkinliğimiz olduğu için biraz zor bir etkinlik. Hemen buradan okuyalım ilk cümlelerimizi. İlk cümlelerimizi okuyalım. Saksıya biraz toprak koyduk. Saksıya biraz su döktüm. Babam çiçek tohumu aldı. Küçük bir saksı buldum. Çiçek tohumunu saksıya ektik. Bu cümleleri oluş sırasına göre numaralandırarak sıralayacağız. Ne yapabiliriz? Saksıya biraz toprak koyduk. İlk cümle olabilir mi sizce? Olamaz. Neden? Çünkü bunun öncesi olması gerekiyor. Daha saksı yok, ortada toprak yok. Bir diğer cümlelere bakmamız gerekiyor. Saksıya biraz su döktüm. Bu ilk cümlemiz olabilir mi? Olamaz tabii ki. Babam bir çiçek tohumu aldı. Bu ilk cümle sanki olabilir biraz ama bir kenarda dursun. Biz yine de bir diğer cümlelerimize bakalım. Küçük bir saksı buldum. Ne olabilir? Bu ilk cümle olabilir mi? Bu da belki olabilir ama yine de bir kenarda dursun. Son cümlemizi okuyalım. Çiçek tohumunu saksıya ektik. Şimdi düşünelim bakalım. Önce küçük bir saksı mı bulduk? Babam bir çiçek tohumu mu aldı? Sanki bir çiçek tohumu babası almış. Sonra biz onun için küçük bir saksı bulmuşuz. Sonra ne yaparız saksı bulduktan sonra? Saksıya biraz toprak koyarız. Değil mi? O toprağın içine çiçek tohumunu ekeriz. Ondan sonra da sularız. Yani cevaplarımıza baktığımız zaman ilk kutucuktaki cümlemiz üçüncü cümlemiz. İkinci kutucuktaki cümlemiz beşinci cümlemiz. Üçüncü kutucuktaki cümlemiz birinci cümlemiz. Dördüncü kutucuktaki cümlemiz ikinci cümlemiz. Beşinci kutucuktaki cümlemiz dördüncü cümlemiz. Şimdi sıralı bir şekilde okuyacağız. Babam çiçek tohumu aldı. Küçük bir saksı buldum. Saksıya biraz toprak koyduk. Çiçek tohumunu saksıya ektik. Saksıya biraz su döktüm. Güzel bir şekilde oluş sırası oldu değil mi? Bu şekilde yapıyoruz çocuklar. Şimdi son etkinliğimizin son kare, son kutusunda yazan cümleleri yine aynı şekilde değerlendirip olayları oluş sırasına göre numaralandıracağız. Şimdi okuyalım bakalım. Fırından 3 tane ekmek aldı. Fırından kim ekmek aldı? 3 tane ekmek aldı, neden aldı? Bunların hiçbirini henüz bilmiyoruz. O yüzden ikinci cümlemizi okuyalım. Annesi Elif'e para verdi. Annesi Elif'e para vermiş ama neden para vermiş acaba? Bir bakalım diğer cümlelerde ne diyor? Aldığı ekmekleri mutfağa bıraktı. Bu da bizim ilk cümlemiz olamaz. Dördüncü cümlede ne demiş? Evde ekmek bitmişti. Sanki bu ilk cümle olabilir değil mi? Ama yine de bir son cümleyi de okuyalım. Elif karşıdaki fırına gitti. Şimdi şöyle baktığımız zaman evde ekmek bitmiş. Annesi Elif'e para vermiş. Elif karşıdaki fırına gitmiş. Fırından 3 tane ekmek almış. Aldığı ekmekleri mutfağa bırakmış. Değil mi? Bakıyoruz şimdi. Evet. Aynı şekilde sıralıyoruz şimdi. Birinci cümlemiz evde ekmek bitmişti. İkinci cümlede ne olmuş? Annesi Elif'e para vermiş. Üçüncü cümlede ne olmuş? Elif ne yapmış? Karşıdaki fırına gitmiş. Elif karşıdaki fırına gitti. Dördüncü cümlemizde ne demiş? Elif fırından 3 tane ekmek aldı demiş. Ve son cümlemizde de aldığı ekmekleri, artık Elif ekmekleri almış. Aldığı ekmekleri de getirmiş, mutfağa bırakmış. Şimdi bunları düzenli bir şekilde okuyalım. Evde ekmek bitmişti. Annesi Elif'e para verdi. Elif karşıdaki fırına gitti. Fırından 3 tane ekmek aldı. Aldığı ekmekleri mutfağa bıraktı. Bu dersimiz burada bitti. Bir sonraki derste tekrar görüşmek üzere.